Eyvallah, kız çocuk, erkek çocuk ve kısırlığı önleme diye soru sorayım. Evet, Evet, doğru. ondan yarım kalmıştı, tam konuşamamıştık o konuyu. Güzel. Şimdi kısırlıkla ilgili Marburg Üniversitesi bu Hayit, beş parmak ağacı da denir. Türkiye'nin Marmara, Ege, Akdeniz bölgesinde çok yoğun yetişir. Yabani şekilde binlerce ton. Bunun bitkinin ekstraktından, bu karabiber gibi bir tohumu var bunun. Bunun ekstraktından bir madde elde ediliyor. Yapılan klinik araştırmalar burada yayınlanmış. Mesela sadece Marburg Üniversitesi'nde 33 ginekolog, kadın doktoru, asla çocukları olmaz denilen bayanlar üzerinde hayıttan elde edilen ekstreyle tedavi denemesi yapılmış. Ve hepsi normal yollarla hamile kalmıştır. Nasıl oluyor? Çünkü bunun birleşimindeki etken madde, prolaktin hormonu yüksek olursa hipofiz bezesi prolaktin salgılar. Prolaktin hormonu yüksek olursa dişilik hormonu östrojen ve gestrojen hormonlarını baskılar, baskı altına alır. Kişi yani bayan hamile kalsa bile prolaktin hormonu yüksek olduğu zaman cenini zehirler, ölüme sebep olur. Evet. Yani doğum yapamaz. Zehirler düşük yapar. Evet. Fakat hayıt kullandığı zaman, yani tohumu da çayı içilir, hayıtın o da etkili de. Hayıtın bitki özü nedir hocam? Yani hayıt forte. Hayıt forte. Hayıt forte, hayıt nedir? Var mı? Ulan vardı, burada bulamayacağım şimdi, biraz karışık. Evet hocam. Evet, devam edelim hocam biz. Şimdi hayıtın birleşimindeki etken madde prolaktini normal seviyeyi düşürüyor. Ve normal doğumu ve hatta kist ve miyomları dahi eritici özelliğe sahip. Kanallarda ve tüpte herhangi bir yapışma varsa, iltihap varsa önlüyor. Hormon düzensizliklerini normale düzene sokuyor. Bazıları yetersiz hormon görür. Bazıları yoğun adet görür. Bazı bayanlarda premenstrüel sendrom dediğimiz ağrılı sancılı adet görür. İşte bütün bu rahatsızlara karşı hayıt dünyada en etkili bitkidir. Dünyada. Evet. Bununla ilgili yüzlerce klinik araştırması var. Ben burada sadece birkaç tane örnek verdim. Peki nasıl kullanacak izleyicilerimiz bu gıda takviyelerini? Yine aynı şekilde... Hayıt, şimdi eğer ki bağırsaklarında ve karaciğerinde problem yoksa, bağırsaklarda karaciğerinde problem yoksa, hayıttan günde 3-4 defa bir kapsül alsa yeterli. Fakat kist varsa veyahut da... Evet, orada kameradan da gösteriyor arkadaşlar. Karaciğer yağlanması varsa, ha buradaymış. Evet. Kist varsa, karaciğer yağlanması varsa, bağırsaklarında problem varsa bunların tedavisi gerekir. Bağırsaklar tedavi edilmedikçe, karaciğer yağlanması önlenmedikçe, kis veya miyom yok edilmedikçe problem devam eder. Evet. Yani bunları bilmek gerekir, ona göre, hastaya göre konuşmak gerekir. Evet. Şimdi ben mesela bundan 30 yıl önce bir hadis kitabı okumuştum. Profesör Doktor İbrahim Canan. Peygamberimizin hadislerini yazan bir, güzel bir kitap hazırlamış. Orada diyor ki işte ailenizde şu şu şekilde cinsel ilişkide bulunursanız doğacak çocuk erkek olur. Şu şekilde bulunursanız doğacak çocuk kız olur diyor. Allah Allah dedim, ben ne biçimmiş bu işte. Bir araştırayım bakayım dedim. Yani böyle bir hadis varsa bir anlamı var, bir maksadı vardır dedim. Araştırdım. O sırada Alman televizyonu ProSieben diye bir televizyon kanalı var. Onu da bununla ilgili bir yayın yayınladı. Tam tesadüf işte. Bu yayında iki türlü sperm vardır. Yani biz biliyoruz, bir tane sperm zannediyoruz ya, iki çeşittir. Evet. Erkek sperm, dişi sperm. İki sperm vardır, iki çeşit. Erkek spermler XY kromozomu taşır. Evet. Erkeklik kromozomu taşırlar. Dişi spermler XX kromozomu taşır. Farklı kromozomu taşırlar. Evet. Şimdi erkek sperm hızlı hareket eder, çabuk ölür. Kısa ömürlüdür. Dişi sperm yavaş hareket eder, yavaş yavaş gider, uzun ömürlüdür. Evet. Kişi, erkek ailesiyle cinsel ilişkiye girdiğinde ailesinden önce orgazm olursa, bayandaki yumurtalıktaki yumurta henüz yola çıkmadığından
Erkek spermler hedefe varmadan ölür. Evet. Doğacak çocuk da kız çocuğu olur. Eğer ki erkek kontrol elinde bulundurur, hemen boşalmaz. Ailesinin rahatlamasını bekler. Ailesi rahattan sonra kendisi orgazm olursa, yumurta yumurtalıktan yola çıkıp rahime geldiği için erkek spermler hızlı hareket eder. Dişi spermler önce hedefi bulur ve döllenme yapar. Böylece doğacak çocuk erkek olur. Evet. Yani %100 değil ama %99 böyle. Ben bunu kendim de denedim. Dördüncü çocukta. Acaba dedim bir deneyim. Uygulamayı geçirdiniz. Uygulama yaptık evet. Allah bağışlasın hocam. Amin.